Sanayi TV ekranlarından herkese merhabalar sevgili izleyenler. Bugün İstanbul Teknik Üniversitesi'ndeyiz ve yanımızda Aziz Lal Bey var. Aziz Bey, öncelikle sizi ve işletmenizi biraz tanıyalım. 1987'den beri bu işi yapıyorum. Önce tamirle falan başladım. Şimdi de kiralama yapıyoruz. Uluslararası firmalarla çalışıyoruz, büyük firmalarla çalışıyoruz. İşte en sonunda işte fuar işi, konser işi. Ve bu işleri komple alıyorum. Yani sadece Foktif değil, Vinci'ni, ondan sonra işte JLG'sini, her türlü iş makinesini ben veriyorum. Yani komple iş alıyorum. Aziz Bey, kaç kişilik bir ekiple hizmet verilmekte? 20, bazen de işi 30 oluyor. İşte yöneticilerimiz var. Yani genelde o şekilde çalışıyoruz. Dediğim gibi yani İstanbul'daki fuarların işte %70'ini biz yapıyoruz. Konserleri biz yapıyoruz. İşte uluslararası şirketlerle hep çalışıyoruz. Piyasa işi de yapıyoruz. Yani tamir işi yapıyoruz. Alıp satma işi yapıyoruz. Yeni eski. Aziz Bey, ileriye dönük projeleriniz nelerdir? İleriye dönük projelerimiz şimdilik şey düşünüyoruz. Yani Foktif'in yani uzak doğuda, Çin'de, Japonya'da Foktif getirip bunları satmayı düşünüyoruz sıfır olarak. Çok yakında da bu işe gireceğiz. Vinç sektörüne girmeyi düşünüyoruz. Projelerimiz içerisinde bu da var. Çok kısa zamanda olmasa ama 1-2 sene içinde bununla ilgili ufak bir çalışmamız var. İnşallah bu da olacak. Bunun dışında da işte yani önümüze gelecek projeleri de daha değerlendireceğiz. Yani çünkü bu işle ilgili sürekli büyüyoruz. Yani Foktif'le ilgili bu alanda, yani Foktif alanın konser alanında, konserle ilgili hizmetlerde, işte Foktif fuar alanında hızla büyüyoruz ve her gün de yeni talepler çıkıyor karşımıza. Bu talepleri de işte her gün karşılamak için bize yeni ne gerekiyorsa, ne araçlar gerekiyorsa onların teminatını yapacağız. İşte her gün büyüyor. Yani hiç ummadığımız makineler, yani bu sene aynı fuarda çıkmayan malzemeler, istenmeyen makineler bir dahaki fuarda istenebiliyor. Aynı fuarı yaptığımız zaman istenebiliyor. Çünkü içeriği değişmiş oluyor o şeyin, fuarın. Farklı bir, çünkü sürekli değişiyor. Bundan dolayı da sürekli istekler bitmiyor. Biz de her sene bu istekleri yenilemek zorundayız. Yani büyüyebilmek için, var olabilmek için sürekli üstüne koymak zorundayız. Koymasan olmuyor. Yani böyle bir şeyimiz var. Şu ana kadar da hiç geri kalmadık. Yani bizde ne istendiyse bugüne kadar hep fazlasıyla yaptık. Yani çok kısa zamanda 2006'da başladım ben bu kiralama işine, fuarla konser işine. Bir firmayla başladım. Şu anda 17 tane firmayla çalışıyorum. Yani bu kadar hızlı büyüdük. Daha da büyüyeceğiz. Aziz Bey, röportajımızın sonuna gelirken izleyicilerimize söylemek istediğiniz başka bir şey var mı? Vallahi dedim, projelerimiz bitmeyecek. Çünkü sürekli projeler, yeni projeler geliyor. Bunları da hep değerlendiriyoruz. Yani bugüne kadar hiçbir zaman müşterimize yok demedik. Müşterimiz bizimle yok hiç yaşamadı. Onun için de dediğim gibi yani bunlar şu anda yapacağımız şeyler bunlar. Her gün yeni şeyler yapacağız, ilave yapacağız yani. Sevgili Sanayi TV izleyenlerimiz, bir programımızın daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bir sonraki programımızda görüşmek dileğiyle.